Girmedim neyse. Koydu onun yumurtasından. Ama. Sabahın köründe başlar hayat ve akşam geç saate kadar bir sürü işlerle uğraşırlar. Çocukların okula hazırlanması, hayvanların hazırlanması, otların hazırlanması, çamaşır, bulaşık, yemek hazırlığı derken sonra yayla hayatı başlar ve şu anda da Getip Köyü yaylasındayız. Kerem, orada bir okara. Niye senden iyi konuşamıyordun lan başka? Derya konuşsa Derya kulübü bazında zorla konuştu. Ha, bu da bizim sobamız. Ha, böyle şimdi yakıp etrafına sıcacık çay da demler. Etrafında oturacak inşallah. Tadım Bey. Donur hadi. Donmamız evet donma. Hep beraber sunacak. Yaylanın suyunun en güzel yanı bu soba yakmak. Bu da bizim yayla ışığımız. Elektriğimiz bu akşam olan da bunu yakıyoruz. Hepimiz etrafına toparlanıyoruz. Bir iki saat oturup saat 9 dedi mi direkt yatağa. Televizyon yok, ışığımız yok, elektriğimiz yok. Bununla idare ediyoruz. Tabii yayla olunca soba evet. Mecbur yanıyor değil mi? Evet. Mecbur yanıyor. Olmazsa olmaz soba. Şu anda yağmur yağdı. İçerideyiz. Akyaka'nın Getsit köyü yaylasındaki çekimlerimiz devam ediyor. Tabi hava soğuk, yağmur da yağdı. Burada yaylada bir eve konuk olduk. Şu an sobayı da yaktılar. İşte yaylanın kaçınılmaz gerçeği de bu. Bu mevsimde bu soba yanmak zorunda. Eğer sobayı yakmazsanız yağmuru da aldığınız gibi hasta olursunuz. Hasta olduğunuz zaman da en büyük sıkıntı tabi yine yol sıkıntısı. Hastaneye nasıl gideceksiniz? Mümkün İnsanlar değil. Bunu yaşamak istemiyor. Onun için de tedbir alıyorlar. Biz de bu üşüdük ve sobanın etrafında hep birlikte ısınıyoruz. Esma da çekiyor. Kaç kamera? Ben de mi çekeyim onu? Ben de çekti iş hiç. Karsız. Ağzın yansın güzel. Real ya. Günün bütün yorgunluğunu atıyorsun. Evet, bu soba sahi bize keyif verir. Vallahi. Birazdan uykuya geçeceksin. Evet. Yayla yerin yokuzda çok güzel olur. Vallahi. Vallahi. Thank you.
afiyet olsun. Sağ ol canım, sağ ol. Evet, sabah 5 çıkıyoruz şimdi araziye, öyle mi? Sürüş Karataş. Kaç yaşındasın? 60. Kaç çocuk var? Bir çocuk. Kaç yıllık çobanlık yapıyor? 30. Kaç yaşında başladın? 15 yaşından başladım. 15-20 yaşından başladım. Hiç başka iş yapmadın mı? Yaptım. Ne yaptın? Yurt dışına. Devamlı çobanlık yapıyorsun burada. Aynen, idare ediyor da. Kaç hayvan otlatıyorsun? 500. Büyük baş. Evet. Küçük baş. Şimdi bunlar niye ölüyorlar? Bunlar büyük baştı, bunlar küçük baştı. Niye mi ölüyorlar? Malinler, istanıflar ya. İstanıflar, şu kodlar. Tamam, geceler, gelecekler mesela. Bir iki saat sonra gelecekler. Şimdi tanılarını emmediler. Daha tanılarını emmediler. Akşam emmedi tanılarını da. Ya, onun için mi böyle bağırıyorlar? Yağmur oldu ya be. Tanılarını emmedi. Yani otlamaya hüzünlü gidiyorlar yani. Tabii. Evet. Ne zorlukları var çobanlığın? Her türlü de var. Yağmur var, yağışı var, her türlüsü de var. Alıştınız artık. Alışmıştık zaten. Çay nerede ben? Çadırda. Çadırda. Hani? Çadırda. Var mı şimdi? İçebilirsiniz. Haydi. Tamam. Ona ver etme ona. Bunlar çocukken çok beraber beni çok şey etti bu. Çocukken beraber bizim evde çok, bana çok sahip çıkardı bu. Atla götürdü, getirdi beni. Okula beni kaçır, götürdü, getirdi bu. Emeği çok var yani bize. Bu gece de dolu yağmış yani bu şeye. Harbi dolu yağmış. Sen buradan atlayamadın da. Yok ya. Onunla geleceydin bununla. Biz de dedi indi matara çay yapacak. Yok, Oruç canım. Matara çay içerdi. Bir şey. Bir şey kıran da sana. Ayak güzel ya gerçekten. Bağlı mı bunlar? Günaydın, günaydın, günaydın. Bardak yok. Azmış. Bir şey de akşam gel sen de yatar bu durumda. Soğuk olmuyor mu çadır? Yok ya. Soğuk oluyor mu? Yok. Soğuk olsa da ben mecbur yatacağım. Ne yapacağım? Yok sağ ol, bir şey yok. Teşekkür ederiz, teşekkür ederiz. Köyün kaç hayvanı var? Var da yani 3-4 bin var. Küçük baş var. Büyük baş tane var. 600 var. Büyük baş 1000 tane var herhalde. Yani bu sağ kalanlar bir yerde.